hani rahat ettirecektin. Ki Maokai karşısında çok rahat bir şekilde minyon bitirebilecek bir şampiyon. Baskınlara karşı her zaman karşılık verebilecek bir şampiyon olacaktı. Ama öyle oldu, böyle oldu. Nihayet Beşiktaş kazandı. Şimdi bir sonraki maçın yasaklama seçim ekranındayız. Yasaklamalar çok farklı değil. Rumble, Hecarim, Sejuani. Evet. Nişancılar hala masada duruyor derken Sivir. Sivir iyi analiz etmiş Beşiktaş. Aynen öyle. Şimdi bakalım Kalista yasaklaması gelecek mi? Atlas ekibi bu sefer Kalista'yı yasaklamak istemeyebilir. İlk tercih onlarda olduğu için Beşiktaş ekibine mi bırakacak? Evet, Kalista'yı açıkta bıraktılar şu anda ve Jana yasaklamasını yapıyorlar. Bakalım Beşiktaş Kalista'yı ekibi... Kalista'yı yasaklarsa Atlas acaba Nami'yi kitler mi? İlk tercih. Dumble'ı sıkıntıya sokabilirler bu şekilde belki ama Maokai yasaklandı. Bakalım şimdi ilk belki şampiyon tercihi... Bunu düşünmüş olabilir. Beşiktaş ince görmüş olabilir ama şu an Kalista masada. Yani Atlas madem bıraktı Kalista'yı almak zorunda. Bence alması lazım. Evet, yani şu anda çok fazla düşünecek bir şey yok gibi gözüküyor. Nardiyos'un elini bırakmayı hiç istemeyeceğiniz şampiyonlardan biri. Hala düşünüyorlar ilk şampiyon tercihini hangi şampiyondan yana kullanmak istediklerine karar verememiş durumdalar gibi. Kalista açıkken bilmiyorum direkt Kalista'nın gelmesi lazım ama. Son 20 saniye gibi sıra var. Jarvan üzerinde duruyor ve Jarvan kilitleniyor. İlk tercih Jarvan. Bence çok değişik. Çok enteresan. Şimdi Beşiktaş takımının elinde o meşhur kompozisyonlarını oluşturmak için her türlü fırsat var. Zaten ilk etapta böyle bir rengarı görünce o kompozisyon giriyor mu diye merak ettim ama şu an öyle gözükmüyor. Fiddle üzerinde şöyle bir durdu ama Fiddle gelir mi ki? Zor ya. Çok zannetmiyorum. Rice. Rice'ın da daha mevsimi gelme gibi. Daha gelmedi. Yani o birazcık daha yaz mevsimi şampiyonu gibi. Dur bakalım. Bir de 5.5 yamasındayız şu anda. Evet. 5-6'da aslında Rice biraz daha kendine geldi. 5-5'te çok zorlanır. Rice ve Burt üzerinde duruyorlar ama bakalım bunlar gerçekten tercih edilecek mi? Son 10 saniye artık Beşiktaş ekibi için. Rexey'e dönüyor Burt. Peki Taldrin burada şampiyon tercihini evet değiştirecek mi? İyi. 2, 1, Lucian. Kalista açıkta. Yok. Açıkta kalıyor. Derken Lulu. Lulu evet son anda değiştirdiler. Son anda. Hatta şey bizim İstancı bir de algılayamadık galiba. Evet. Aynı kaldı. Ne oluyor be son saniye? Son saniye golünü attılar yine. Enerji. Tabi enerji oynayabilir. Dumbledore oynayabilir. Belli olmaz o iş. Galiba Ciansa'nın Kalista oyunundan çok korkmuyorum Beşiktaş şekilde. Yani öyle gözüküyor şu an itibariyle. Bir de yani Lucian aldı. Hani Kalista oynamaya zorluyorlar adeta şu an Ciansa'yı. Ben açıkçası Beşiktaş'ın yani Kalista'yı kitleyebileceğini düşünüyorum. Belki Jarvan tercihinden mi çekinir ama yani öyle de çekinebilecek bir şampiyon değil. İki tarafta Kalista'yı tercih etmeyecek demek ki eğer bu tercih gelirse. Allah Allah biz hiç mi bilmiyoruz oyunu? Kalista o kadar önemli bir şampiyon değil mi ya? Yani sezon içerisinde iki takımın da Kalista'ya verdiği önemi düşünecek olursak yani önemli bir şampiyon ama şu an tercih etmiyoruz. Üzerine duruyor şu anda Atlas ekibi ama bakalım bu şampiyonlar değişecek mi? Ezreal ve Urgot oldu. Tristan yerine Ezreal'a bıraktı. Orta koridorda Lucio'nun sezonu içerisinde de. Urgot'u göreceğiz evet. Urgot arkadaşlar Türkiye'de Espor'a selamını çakıyor ve onu da ilk defa Türkiye'de Şampiyonluk Ligi'nde göreceğiz. Kış mevsim finallerinde yarı final mücadelesinde göreceğiz. Şimdi peki nişancı gibi duruyor. Onu nişancı evet. Ezreal ortaya gidecek. Urgot aşağı gidecek veya tam tersi olabilir. Burgot ortaya Ezreal aşağıya gidebilir. Tabii ki olabilir ama Lucia'nın sezon içerisinde Ezreal performansları vardı orta koridorda. Hiç de fena performanslar değildi. Hatta geçen hafta da oynamıştı diye hatırlıyorum bir maçta. O yüzden... Hatırlamıyorum ben ya. Oynandı mı Burgot? Oynamadı. Ben hatırlamıyorum. Eğer öyleyse Rijiz'den zaten aynı. Ezreal. Ha Ezreal'dan bahsediyorum. Çok özür dilerim. Pardon. Ezreal oynandı. Ezreal oynandı. Yani Lucia'nın orta koridorda tercih edeceğini düşünüyorum. Aşağıda ise Urgot yanında bir Morgana ile beraber belki düşünülebilir. Ki yani şu kompozisyon aslında yani Urgot kendiliğinden yaptığı eşyalardan ötürü bir tanklık potansiyeli var. Özellikle ultisini attıktan sonra belli bir süre boyunca da yine tanklık özelliği var. Ayrıyeten değişen kalkanı artık ekstra manadan da yüzde aldığı için ona ekstra bir tanklık özelliği katıyor. Jarvan nerede oynanacağı önemli. Arka saflara gitmek için yukarı koridorda tercih edebilirler. Edilmeye başlandı. Evet. Kağıt bir şampiyon olur ama oyunun ilerleyen dakikalarında ya da ormanda birazcık daha tank özelliklere sahip olabilir. Bu sırada Beşiktaş'tan Gragas geldi. Bunu da söyleyelim. Evet. Rexey yine ormanda olacak. Yok. Yok orman değil. Üst koridora gidecek. Desteğe gider mi ya? Şöyle, geride kaldı gibi geliyor bana biraz destek Gragas ama. Kore'de geçen hafta itibariyle
bir maçta yanlış hatırlamıyorum sanırım. Bir maçta oldu. Koridorda Rexey'i oynandı. Aha onu bilmiyorum bir dakika. Yukarı koridorda Rexey'i ya Çin'de ya Kore'de ikisinden bir tanesi onu oynandı. Bak, o da benden kaçmış. Benim gözümden kaçmış o. Ama mantıklı olan Rexey'in ormana gidip Gragas'ın yukarı koridoruna gitmesi. Bir de T-Kore'sin gerçekten Rexey'e ne kadar rahat ve iyi oyunlar çıkarttığını biliyoruz. Evet. Yalnız bakar mısın işte bahsettiğim şey bu. İlk maçtaki yasaklama seçimlerden sonraki ortaya çıkan sahne. Apayrı. Bu sırada eğer bu tercihler gelirse şimdi yok, atla sekibinden. Olmaması lazım. Jax. LeBlanc yerine yukarı koridoru Ezreal falan olacak yani. Ne oluyor ya? Nami alt koridorda. Morgan yukarıda. Morgan'ı yukarıda. Ezreal ortada. Urgot da aşağıda oldu. Evet. Jarvan da ormanda tamam. Aynen. Nami geleceğini açıkçası o cana yasaklamasından sonra az çok hesaba katmıştık. Dumble'ın şu an hani Lulu oynaması söz konusu olabilir ama Lulu'yu eğer enerji için aldılarsa bu sefer şampiyon havuzunda sıkıntı yaşadı. Yani Thresh evet dönem dönem oynadı biliyoruz ama ilk tercih değil. Evet. Bakalım hangi şampiyona gidecek. Zaten suratında böyle bir hani moral bozukluğu, bir hayal kırıklığı gibi bir ifade de oldu abi. Aldılar ya. Tam hani son şampiyona saklandı. Eni gelir mi acaba ya? Olabilir. Eni aslında ama çok çok sevdiği şampiyonlardan biri. Bu takım kompozisyonunda çok uygun değil gibi. Evet eğer Ahri gelirse zaten Lulu'yu tercih edecek ve orta koridorda Ahri'nin gideceğini göreceğiz. Enerjinin kontrolünde. Son artık 7 saniyesi. Nardius'la birlikte konuşuyor hala farkındaysan. Hala tam karar vermiş ve şimdi değişecek gibi gözüküyor. Lissandra. Lissandra tercihi geliyor. Peki o zaman Lulu'nun alt koridora gideceğini söyleyeceğiz şimdi Lucian'la birlikte. Peki Lissandra orta koridor, Gragas üst koridor mu? Gragas üst koridor. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda öyle gözüküyor. Değişiklikler de yapılmaya başladı. Ezreal. Orta koridora mı gidiyor acaba evet, Urgot? Urgot orta koridor gözüküyor şu anda. Aynen. Ezreal Nami ile birlikte son 20 saniye kadar değişebiliyorlar. 20 saniyeye kadar. Oyuncular istedikleri gibi değiştirebiliyor. 20 saniyenin sonunda değiştirmek yassak. Ya yassak. Peki, şimdi bu takım kompozisyonları hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi yukarı koridorda Morgana, Gragas ikilisi. Ya Morgana'nın koridorda skor alma potansiyeli yok. Hı-hı. Ama minyon dalganı çok fazla ittirme, rakibin üzerine yıkma potansiyeli var. Bu birazcık daha hani minyon kesme festivaline dönecek bir koridor gibi gözüküyor. Ormanda iki ormancı da erken safhada koridorlarda baskı kurabilirler. Ben karşı baskını yapabilecek şampiyonun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Eğer karşı baskını yapmayı başarırsa. Onun haricinde ikisinde çok fazla skor potansiyeli var. Özellikle orta koridorda Jarvan'ın ayaklarını yerden kesme potansiyeli. Evet. Lissandra'nın bayağı bir canı sıkabilir. Çünkü hani baskından kaçma mekanizmanız genelde pençeyi arkaya atmaktır. Tam o sırada ayaklarınız yerden kesilirse ve pençenin gidemezseniz, mesafesi biterse, süresi biterse, yok olursa o zaman geriye sadece sıçranız kalıyor. O yüzden dikkatli oynaması gerekecek enerjinin aşağı koridor enteresan bir koridor aslında. Ezreal'ı genelde biz Nami ile görmeyiz. Yani Nami'nin yanında daha çok böyle bir hiper taşıyıcı özellikle bir Jinx. Şampiyon. Benim ilk aklıma gelen isim Jinx'i oluyor. Olur ama bu noktada belki de rakibin yani kendini kötü bir pozisyonda yakalama ihtimaline karşı Atlas ekibi bir hani emniyet subabı Nami'nin bir ultisini düşürmek istedi. Yani takım savaşından çünkü onun haricinde çıkabilecek hiçbir şeyleri yok. Bir tek burada Nami'nin ultisi. Diğer taraftaysa bak Gragas'ın aslında burada ultisini belli durumlarda aradan çıkarmak için kullanırken daha ağırlıklı olarak takım savaşından kurtulmak için kullanıyorsun. O yüzden hem ormanı hem yukarı koridora yeniden geri dönüş yapmaya başladı bu şampiyon. Yani bu sırada karanlık eser tuttu. Dumbledore'cu orada bakalım bayağı bir dürtmeyi başardılar. Çok az canı kaldı. Sıçrasını kullanacak mı? Suya piste geliyor. Bakalım son bir gizemli atış ama hayır enerji orada öne geçmeyi başardı. Güzel bir başlangıç aslında. Ben daha takımlara yani şey demedim. Mavi tarafta Atlas, Beşiktaş, kırmızı tarafta falan daha diyemeden aksiyon başladı. Hemen arkadaşlar isterseniz takımlara bakalım. Mavi tarafta Atlas ekibi var. Üst koridorda Morgana'yı, ormanda Jarvan'ı, orta koridorda Urgot'u, alt koridorda Ezreal ve Nami ikilisini görüyor olacağız. Hemen Beşiktaş ekibine bakıyoruz. Üst koridorda Gragas'ı, ormanda Rexey'i, orta koridorda Lissandra'yı, alt koridorda Lucian ve Lulu ikilisini görüyor olacağız. Bakalım neler olacak. Biraz önce Dumbledore'un çok çok az canlı da olsa kaçtığını gördük. Orta koridorda herhangi bir sihirler büyüsü kullanmadı. Şimdi Urgot'la ilgili şunu söylemek lazım. Onunla ilgili büyük bir hype, heyecan olmuştu orta koridor seçildiğinde ama o maçta Keen, Bjorksen'in karşısına Urgot'la giderken TSM takımında yetenek gücü adına sadece Mundo vardı. Ama bu sefer Beşiktaş takımına bakacak olursak
bayağı bir yetenek gücü potansiyelleri var. Urgot'un esas orta koridorda bence parladığı pozisyonlar rakibin çok fazla saldırı gücüne odaklı oynadığı. Çünkü eşya diziminde bir doğmuş yürek gerçeği var. O bayağı bir can yakabiliyor. Hani karşıda mesela bir Zed olsa, yukarı koridorda bir Jarvan olsa vesaire vesaire can yakabilir. Ama bu kompozisyonu Urgut'u aradan çıkarmak çok büyük bir sorun olmayabilir. O maçtakine göre. O yüzden hani geçen sefer gördüğümüz abi çok iyi oynamıştı ama illaki bunda da iyi oynayacak gibi bir şart yok. Bu arada şimdi kafa kafaya girdiler. Gerçekten tutuşur da kullandı. Bakalım orada enerji çıkabilecek mi? Çok az canı var. Sıçasını da kullanmak zorunda kalıyor. Aynı şekilde Lucian da sıçayı kullanarak skor almaya çalıştı. Fakat istediği gibi olmadı. Ama Lucian orta koridorda... Efendim? Lucian'ın kamp yemesi lazım şimdi. Evet. Yani enerjinin hala bir kaçış mekanizması var. Ama Lucian için aynı durum söz konusu değil ki. Yani Urgo... Bomba tuttu mu? Evet. Bomba tutuyor. Şimdi bakalım o roketlerle gitmeye başladı. Bak. Bir vuruşta ama hayır olmadı. İki tane kuleden otomatik saldırı aldı şu anda. Lucian. Bayağı bir... Yalnız yan taraftan şimdi Teykolis geliyor. Bakalım çıkabilecek mi oradan? Evet. Şimdi oraya pençe de geldi. Çıkmasının çok imkanı yok gibi ve senin de söylediğin gibi Johnny. Teykolis orada ilk kanı dökmeyi başarıyor enerjinin de yardımıyla. Hani... Ava giden avlandı diyebiliriz. Ama bunu görmesi lazım. Yani her şeyini kullandıktan sonra eğer Lissandra o canlı hala koridorda duruyorsa... Oraya Teykolis geliyor demek. Geliyor abi. Yani geliyor. Geliyor. Yapacak bir şey yok ya. Üzüldüm geliyor abi. Geliyor abi. Geliyor ya. Abi bir de öyle bir koridor ki şimdi. Burada Lissandra'nın yakaladığı avantaj ilerleyen safhalarda Urgot'un belki hiç yaşayamamasına bile sebep olabilir. Hep rakibin üzerine yıkabilir oyunu. Erkenden alt seviye olması, erkenden eşyalarını tamamlaması büyük sıkıntı. Yani burada Lucian birazcık... Nasıl aşka geldi diyeyim artık, ne diyeyim? Ne diyeyim yani ki? Çok yakın belki. Yani enerjinin o kadar az canı vardı ki... Hani acaba alır mıyım skoru dedi. Biraz daha belki şansını zorladı. Ama Teykolis buna izin vermedi. O tuzağa düşmüş oldum sonra. Üst koridorda şimdi Teykolis. Bakalım Eram oradan çıkabilecek mi? Hemen orada sıçrısını kullanıyor. Güzel bir karanlık esaret. Teykolis oradan rahatlıkla çıkmayı başaracak ama yine de 200 küsür canla oradan çıkmayı başardı. Bayağı bir canın azaldığını görüyoruz. Daha Teykolis üste dönmedi. Öyle söyleyeyim. Ama iki tane baskın yaptı. Bir tanesinden de skor almayı başardı. Diğerinden de sıçra aldı. Çok hızlı başladı Teykolis. İşte bu noktada hani hangi ormancı daha büyük baskı kurarsa avantaj elde eder diye konuştuğumuzda diğer ormancının karşı baskın yapma potansiyelinden ihtimalden bahsetmiştik. Ama Jarvan son yamadaki değişikliklerden sonra hatta bir önceki yamadaki değişikliklerden ötürü ormanın erken safhalarında zorlanıyor. Hı hı. Çünkü o sancak artık eskisi gibi yüksek miktarda zırh vermiyor. O yüzden Rexxay'ın ormanı temizleme potansiyeliyle Jarvan ormanı temizleme potansiyeli arasındaki fark bu baskınlarda yani Teykolis'in daha fazla risk almasını sağladı ve dediğin gibi bir tane skor bir tane sıçra. Ki iki skor bence. Aynen öyle. Şimdi bakalım alt koridorda Cihan Sam ve Terapist ikilisinin koridoru biraz ittirdiğini görüyoruz. Teykolis de şimdi mavi güçlendirmeyi başlatmış. Lissandra'ya vermeyecek mi bunu? Yalnız Jarvan şimdi yan taraftan gelecek bakalım orada enerjinin başı dertte mi? Hemen pençesiyle uzaklaşmaya çalışıyor. Dolce bu baskından istediği sonucu alamadı. Sırtçısı zaten daha önceden kullanılmıştı evet pardon. Orta koridorda. İlk seviye. Evet. Sırasında kullanılmıştı. Şimdi Teykolis orada sürpriz bir baskına geliyor. Rexxay'ı acaba yani durdurabilecekler mi Teykolis'in? Çok rahat oynuyor. Yani çok şu rahat. An şampiyon evet. Havuzundaki en üst sıradaki çok şampiyon hakim. Herhalde. Gidecek mi o tarafa? Bekliyor. Hala rakibim. Bekliyor. Cihansson bayağı bir dürtüldü orada. Yarıya kadar canının azaldığını gördük. Şimdi sihir geçişinin bekleme süresinde olduğunu biliyor ama geri gitti. Bu sonra Dolce de o çalıda pozisyonunu almış. Herhalde bir karşı baskın yapmak istediler ama Teykolis oraya gelmeyince burada sihir gibi olmuş. Dolce hala geri çekilmemiş durumda. Bakalım Dumbledore manası da yok. Suya pis tuttu. Hemen sancak kombosu burada çıkması güzel. Çok zor gibi gözüküyor. Son bir vuruş evet orada Cihansson sıçrasını da kullanarak son vuruş yapmayı başarıyor. Gizemli atış tuttu bu sırada. Nardiyos'a fakat Nardiyos oradan geri çekilmeyi başardı. Şifası da, sıçrası da henüz cebinde duruyor. Teykolis yine alt koridora yardım için gelmiş bulunuyor şu anda oraya. Acaba devam edecek mi? Atlas ekibi Teykolis acaba oradan skor çıkartabilecek mi? Ama hayır. İki tarafta geri çekilmeye başladı şimdi. Teykolis bir şeylerin o aşağı koridorda bir şeylerin olacağını sezdi. Karşı baskın için bekledi belki ama bir anlık geri dönüşü işleri bozdu. Şimdi oraya geliyor ama biraz... mükemmel bir şekilde doluyor. Evet. Kimse yok. Ezreal'ın ile başlayacak. Gözyaşı mı? Evet gözyaşı.
Bu takımın yine tabii yanına kazmayı alabilmesi çok büyük avantaj. Ama şöyle bir 23-24. Dakikada Ezrim üzerinde hem Muramana hem üçlü kuvvet bittiğinde çok büyük bir güç patlaması olacak. Bunu nasıl kullanacaklar? Ayrıyeten diğer tarafta orta koridorda çok enteresan. Bak bunu ben beklemiyordum. Hırpalayan da başlamış. Ondan evet. da bir gözyaşı beklerdim. Ama koridorda belki de biraz daha varlık gösterebilmek için bu tercihi yaptı. O gözyaşı molasını vermek istemedi. Lucian. Çünkü yani o da Muramana'yı yapmayı seven bir şampiyon. Özellikle W yeteneğinde artık ekstradan bir mana avantajı olduğu için. Şimdi yalnız üzerine gitti yandan. Kalista yan tarafta Kalista'yı... bakalım. Çıkmasının çok bir imkanı yok orada. Orada ultisi şu anda Lucian üstünü kullanıyor ama hayır. Lissandra orada son vuruş yapmayı başardı. Lulu'nun da bu sırada bu baskına katıldığını söylememiz gerekiyor. Orta koridorda Lucian evet. Koridor safhasında iyi ama baskınlara karşı çok açık. Yani hiçbir şey, hiçbir şekilde karşılık veremiyor burada. Evet. Bu arada hızlı oradan asist aldı. Ulusun'un derken... Namin'in yakalandığını görüyoruz. Suyapistan çok güzel kaçtı Nardius. Devam edecek mi acaba? Bakıyorum. Üstüne tutuşur da var. Sıçayla kullandı ve orada skoru almayı başarıyor Nardius. Şimdi Cihansan üzerine gidiyor. Uçunu kullandı. Müthiş, neredeyse bütün müthiş. Kurşunları tutturmayı başarıyor. Fakat son vuruş Dumbledore'dan geliyor. Olsun. Önemli değil. Üst koridorda da bir anda... baskın var. Morgan'ın üzerine ultisini kullandı. Şimdi Taldir'in pozisyonunu bozmayı başardı. Hero Beşiktaş'ın üstüne doğru ilerliyor. Taldir'in orada sıçrasıyla birlikte göbeğini vurmayı başarıyor. Ve son vuruş kime gidiyor? Burada da Gragas'a gidiyor. Bir anda 3 koridordan da sırayla böyle skorlar gelmeye başladı. Orta koridorda Urgot aldılar. Hemen aşağı indiler. Önce Nami'yi sonra Ezreal skorunu aldılar. Bir baktık üst koridorda Morgan'ın da başı dertteymiş. Yani resmen oyunu 2 dakikada kopardılar diyebiliriz. Evet. Her koridorda çünkü deli bir kartopu etkisi başlamış olabilir şu an itibariyle. Aşağıda Lucian 1 skor 1 asist. Yukarıda erken safhada skor almayı başaran Taldir'in o da pırıltıyla koridora dönüyor. Beşiktaş genel olarak yani, daha koordine oynuyor gibi ya. Aynen. Ki yani buna tam nasıl karşılık verebileceğini bilemedi Atlas ekibi. Orta koridorda yaptıkları o yanlış oyundan sonra belki de hani yine Teamspeak'te vesaire de sizler de birazcık gelmiş olabilir. Yine ilk kanı verdik ki kötü bir outplay o da. Hani evet. Burada bireysel yeteneklerden öte harita bilgisi olarak belki yani oyunun başında nasıl oynaman gerektiği konusunda bir outplay yiyorsun. Aynen o da kötü öyle. Bir şey. Aynen öyle. Yine Cihansan üzerine gidiyor. Çok fazla hasar verdi oradan Ardius. Yani Ezreal'ın o kazandığı bütün avantaj bir anda ortadan kalktı. Yatak Rex'i nereye gidiyor bakalım? Rex'i bakalım aşağıya. Alt koridora ilerledi. Peki oradan bir... Yok, Gromp'a gitti. Yok evet. Baskın yapmayacak, Gromp'a gitti. Ama her an için Jarvan'ın baskısını bekliyor orada. Jarvan'a bir karşı baskın yapabilmek için bekliyor. Şu ana kadar yani ufak ufak orta koridoru ziyaret etti ama esas odak noktası aşağı koridordu Teokalis'in. Ya Nardius'a burada nefes aldırıyorlar. Nardius'u burada kolluyorlar resmen. Hı hı. Hani Nardius zaten minyon sayısında da şu an önde. Skor olarak da, asist olarak da öne geçmiş durumda. Yani bu Lucian'la da oyunu taşıyacak gibi duruyor. Şimdi bakalım koridorda biraz daha geriye çekildi. Nardius hemen orada Cihansan'ın üstüne gitmeye çalıştı. Yan tarafta Teokalis'in beklediğini görüyoruz. Dumbledore o nehre Yemiyor. Doğru kaçarmış gibi yapıyor. Jarvan'ı çağırıyorlar aslında. Evet, Dolce de zaten gelmeye başladı alt koridora. Şu anda kulenin biraz gerisinde. İki kulenin tam arasında şu anda. J4 bakalım yiyecek miydi burada ama Rex'e yine çekildi. Az önceki sahne gibi olur mu evet. acaba? Burada Yampiri yengeci almak istiyor şu anda Teokalis. Yampiri yengeç kontrolü. Bu arada bu da çok önemli. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan durumlardan bir tanesi. Hı hı. Bu hani yengeci alan oyuncu, ormancı hem ekstra bayağı bir paraya sahip olduğu gibi yani o bölgeyi tamamen koruyor. Yani baskın ihtimalini çok büyük oranda düşürüyorsun. Totemden kazanç sağlıyorsun ve şu ana kadar aşağı tarafta Rex'i bunu çok daha başarılı bir şekilde yapmayı başardı. O Nardius'tan yalnız güzel bir oyun gördük orada. Işık atışını uzak. Hem 2 milyona hem de Ezreal'a tutturmayı başardı. Bayağı da bir dürttü orada. Evet, Ezreal'ın şu anda tabii bir AMK kılıcı geride olduğunu düşünecek olursak o koridorda çok fazla varlık gösterdiğini işini görüyoruz. Bu arada ultisini kullandı enerji yalnız çıkmayı yanlış. Çıkmayı başardı. Yanlış o ultiye geri evet. yoktu. Zaten çıkmıştı. Sıçayı da yalnız kullandı orada. Garantiye almak için enerji.
Yalnız şu anda bakıyorum Tekos'un yakalandığını görüyoruz. Yine bir sancak kombosu. Lucian da arkadan geliyor. Bakalım alt koridordan yardım gelecek mi orada Tekos'e? Ama Yampir'in engel sayesinde biraz hızlanmayı başardı. Dolce şimdi o çukura gidiyor. Ejderha çukuruna geri çekilmek isteyecek ama orada Lucian'ı yakalamayı başardı. Ve Lucian skorunu almayı, pardon Rex'e orada almış skoru, özür dilerim. Rex'e orada Lucian skorunu almayı başardı. Yani orta koridordaki o fazla inanış harcadan boşa ulti. Belki de burada işlerin bu hale gelmesine sebep oldu diyebiliriz. Ekolisyans çok kötü bir pozisyonda. Bakalım o tünellere yetişebilecek mi? Evet tünellere. Oo, önce o tünel sonra hop öbür tünel. 3 bant yaptı. 3 bant yaptı gerçekten. Ve terapist orada. Karavana. Ejderha bölgesine bakalım. Bir hareketlenme var mı? Var. Tekolis'e ejderha dadandı. Ve oradan Tekolis ne oluyor ya? Yerek uzaklaşıyor. 6'ya 1. Aradaki altın farkı yine hani şaka baka 3000 civarlarına çıkmış. İlk maçtaki evet. Kar topu etkisi aynen daha böyle yukarı koridorda. Nispeten birazcık daha eşit iki tane şampiyon görüyoruz. Morgana kendi masasını bitirmiş. Önemli tabii. Bir tane skor almış burada. Minyon skorunun eşit olduğunu söylememiz gerekiyor. Bakalım oyun diğer oyuna kıyasla daha dengeli şu anda. Evet. Yalnız Taldir'in Lucian üzerine gidiyor. Bakalım enerji ultisini kullanacak mı? Hayır ilk olarak Urgot kullandı mı ultiyi? Ne oldu orada? Kullandı ama iptal mi etti sonra? Gragas'tan ulti yedi. Çelince bozuldu. Evet. Tamam. Oradaki bağ kurulamadan, yer değiştirmeden diyelim. Bağ kuruldu ama yer değiştiremeden orada ulti bozulmuş oldu ve kulenin altına gitmedi bu şekilde aslında. Lisandra gitseydi çok bir şey değişmeyecekti diye düşünüyorum. Ve şimdi Lucian elinden geldiğince orada Ejderha'yı başlattı bu sırada Beşiktaş ekibi. Bakalım Teokalis, Nardios ve Dumbledore üçlüsü burada Ejderha'yı alabilecek mi? 2000'e kadar azaltlar. Arka tarafta Dolce bekliyor. Sancak Komut çalabilecek mi acaba? Hayır. Teokalis buna izin vermedi. Şu anda Lissandra ultisini kullandı ve Dolce skorunu almayı başarıyorlar. Önce Ejderha'yı sonra da Dolce skorunu almayı başarıyor Teokalis. Güzel bir oyun izledik. Yani orada belki de Ejderha'yı anında eriteceğini düşünerek içeri girdi. 1300 civarında canı vardı içeri girdiğinde. Çok erken girdiği için Ejderha'yı durdurdu. Beşiktaş sonra bir anda abanıp üzerine Jarvan'ı almayı başardılar. Evet. Ve diğer oyun bence Tekolis'in Rex sayısının yasaklanması veya onun elinden alması lazım. Derken Cihansan üzerine gidiyorlar ama Tekolis'in canı bayağı bir az durumda. Kuleyi garantiye almak istiyorlar sanırım şu anda. Dumbledore orada kendini gösterdi. Bakalım suya pis gelir mi? Cihansan bu arada çok fazla üzerine gidiyor. Dumbledore'un canının çok azaldığını gözü ultisi kullanıldı. Son bir gizemli atış ama hayır Dumbledore oradan çekilmeyi başarıyor. Ne olur ne olmaz ultisini de kendi üzerine kullandı ama bu sırada bu kuleyi Beşiktaş ekibi almayı başarıyor. Ve şimdi Lucian ultisini kullandı. Terapisti bütün kurşunları tutturmayı başarıyor. Cihansan'dan bir gizemli atışta. Nardios orada yine geri çekilmeyi başardı. İlk maçın başından beri heyecanı yaratan taraf Atlas ama oyunu kazanan taraf Beşiktaş. Yani sen orada bir ejderha oyunu yaptıklarında heyecanlandık. Aa ejderhayı mı alacaklar falan. O sırada Korki Paris'e götürüyordu. Şimdi burada gizemli atıştır yok bilmem isabet dalgısıdır şudur. Ne oldu? Kuleyi yine alan Beşiktaş. Evet. Ya Beşiktaş çok fazla şova yönelik. Çok fazla hani belki de hani gönüllerde tat kuracak böyle bir numara olacak oyunlar yapmıyor ama oyun hakkını vererek oynuyor. Aynen. Ya yani kitabına göre oynuyor ve çok rahat bir şekilde şu ana kadar oyunu domine etmeyi başardılar. Orta koridorda geç gelen bir gözyaşı. Geç gelen gözyaşı geç de olacak tabii ki. Bu noktada yani Urgot çok geride kaldı. Ulti de kullanıldı yalnız bir dakika. Hera orada bakalım Taldir'in skorunu alabilecek mi Taldir'den? Çok güzel bu ulti. Tam patlayacağı sırada Morgan'ın ultisi. Orada aradaki mesafeyi kendi ultisiyle açmayı başardı. Şu anda kapışmaya devam ediyor fakat hayır orada geri çekildi. Bu sonra alt koridorda Dumbledore'un öldüğünü söylememiz lazım. Nardius'u bakalım alabilecekler mi? Bir gizemli atışta Suyapis'i tuttu. Bu sonra üst koridorda Teokolis Morgan'ın skorunu almayı başarıyor. Güzel bir oyun Teokolis'ten. Orta koridorda da Lucian'ı ultisiyle tutturmayı başardı Lissandra. Ve son vuruşta o da skoru almayı başarıyor. Yani Allah'ım yine başarı Beşiktaş ya. Lucian yani o ilk kanı verdikten sonra artık daha geride artık kaldığını bilmesi, anlaması lazım. Yani o kafa kafaya girdiğin mücadeleleri kazanamayacağını bilmesi gerekiyor. Yani bu arada ne olmuş Dumbledore'a? Burada izliyoruz. Jarvan gelmiş, smacı vurmuş. Üstüne bir de terapistten ulti, arkada Ezreal'den ulti ve senin dalganın arasında can veren bir Lulu şapka düştü, kel gözüktü. Diğer tarafta tabii ki
Şimdi Ormancı'yı gördükleri gibi hemen oyun yapmaya ihtiyacı hissetti. Beşiktaş yukarıda skor aldılar. Ortada ise bedavadan bir skorda. Yani Lisandro 2-0-3 oldu. Bir anda. Oyunun başında o sıçramayı kullanan, geri vites yapan Lisandro nereden nereye? Aynen öyle. Altın farkına baktığımız zaman 7000 altına kadar ilerlemiş durumda. Beşiktaş ekibi yine oyunda yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. Geçen oyun dakika 17'de 10.000 altınlık fark vardı. Şimdi 7.000 altınlık fark var. Yine çok çok yüksek. Kartopu bazen soruyor arkadaşlar. Kartopu etkisi nedir? İşte budur. Aha da budur. Budur. Oyunun başında koridorlar ekstra böyle 400 altın, 500 altın kazanıyor ya. İşte seviye bu olunca, Şampiyonluk Ligi olunca aradaki fark bir anda çığa dönüşüyor bu kartopu etkisi. Ya özellikle alt koridor ve ormancılar arasında çok büyük bir altın fark var. Orta koridor. Hı hı. Ya en az fark yine üst koridorda. Ya 17. dakikada Zonya'sı biten, üzerine 70 yılda şeytani kibriyeti olan bir Lisandro'dan bahsediyoruz. Çok güçlü. 5 saniye boyunca rakiplerin arasına girip orada oynanabilecek potansiyeli var. Botu bile bitmiş ya. Yani evet. Müthiş bir farktan bahsediyoruz burada. Ejderhan çıkmasına da 2 dakikadan az bir süre kaldı. Ve bak Rex'i o kadar güzel kullanıyor ki şu ana kadar Teokolis. Hem görüş konusunda takım arkadaşlarına asist yapıyor. Almış olduğu ekstra altınlar sayesinde yine satın aldığı o keşif taşı. Bir de devamlı hani oyunun başından beri o yampiri yengeçleri kontrol ediyor. Özellikle haritanın alt tarafındaki. Yani Atlas ekibi alt tarafa odaklanıyor. Neredeyse odaklanıyor ama bu odaklanmasının karşılığını yeterince alamıyor bana sorarsan. Çünkü oradaki görüş kontrolü Teokolis'in varlığı. Enerji şu anda yan tarafta duruyor. Grump'un orada duruyor. Herom eğer biraz ilerlerse birazdan o da pençeyle içeri girip cezalandırmak istiyor. Fakat bundan vazgeçtik. Koridora döndü ama. Koridordan yine orada bir baskı kurabilecek. Bu sırada Cihansa'nın canının inanılmaz azaldığını görüyoruz. Teokolis yani nişancı gibi vuruyor ve son vuruşu da yapmayı başarıyor uzaktan atış sayesinde. Muhteşem bir oyun ya. Teokolis geçen oyun biraz daha sakindi. Diğer takım arkadaşlarının özellikle Nardius'un oyun taşımasına izin verdi ama bu oyunda kendisini taşıdığını Gurt söylememiz lazım. Gurt kızdı bu oyun. Ne yapıyorsun sen? Neye kızdı abi? İşim adam gücüm var dedi adeta. 4-0-3 oynuyor zaten. Neye kızdı? Niye kızdırıyorsunuz bu geçen oyunu? Geçen oyuna kızdı işte. Bana yani hiç skor bırakmadın. İlk defa yorumcu lanetle canlı adam tek başına kule alıyor. Kimse de hiçbir şey demiyor. Ayrı ittiriyor şu an aynen. Hani bir tane ormancı eşyasından gelen, o cengaverden gelen hırpalayanı var. Yetmiyormuş ki bir tane daha almış. Yani adam derken Jerome orada. Artık yok, bunu şey yorumlamaya gerek bile yok. Ne oldu? Şey olmadı, hepimiz şey gördük. Sarı çizgiyi çektik yok ve... Yok abi yok bir şey. Yok. Şimdi bakalım bu kule de gidecek gibi gözüküyor. Atlas ekibi bu oyunda da geç oyunda olduğu gibi Beşiktaş'a çok fazla karşılık veremedi. Suyapis orada Dumbledore'u tutuyor. Lisandro'ya tutsaydı, enerjiye tutsaydı belki bir takım savaşı başlatmak isteyebilirlerdi ama Dumbledore'u tuttuğu için yine istedikleri takım savaşını başlatamadılar. Beşiktaş yine aldı başını gidiyor. Dakika 17 değil, dakika 20'de yaptılar bu sefer 10.000 altınlık fark. Bir de patır patır kule altında dolabilecek bir kompozisyon bir söz konusu. Hani Lisandro'ya gelip yeterince tanklayıp, portayı kırmıştı ve Gregatus'u vesaire derken hani az önceki oyunda şöyle bir duraklama olmuştu ya, böyle bir 5-10 dakikalık hani kuleyi indikasyonu nasıl alacağız telaşı. Bu sefer o da olmayacak gibi. Derken, evet. Oradan Teokolis ve bir ejderha da almış olduğu şekilde ikinci ejderhası geldi. İşte şekibinin çok iyi durumlar ya. Yani şu an gerçekten çok öndeler. Yani şimdi bu maçla ilgili daha fazla konuşsak bu sefer Atlas'a niye sallıyorsunuz? Bu sefer şöyle bir şey olacak. Var. Atlas ekibinin bu seferki takım kompozisyonu oyunun geç safhalarında da öyle aşırı güçlenecek bir takım kompozisyonu değil bence. Yani Beşiktaş'la bence birebir kapışabilecek durumda. Aynen. Az önceki fark yok. Onu az önce çok büyük bir fark vardı mesela. Evet, bekleseler oyunun geç safhalarında belki oyunu çevirme ihtimalleri vardı ama şu anda öyle bir şey de yok. Yani şu an çok yapabilecekleri bir şey yok gibi. Birazcık daha hani rakip takımın takım savaşına girme potansiyeli karşısında derken orada yani bir kez daha yakalanıyor. Turgot çok olmadı. 0-5-0 oynuyor. Aa baştaki işte art play. Evet. Olayı çok bozdu. Geride kaldım insanlara karşı. Bir de şöyle bir şey var. Atlas ekibinin en iyi önemli oyuncularından yani kilit oyuncularından biri aslında Lucian. Lucian'ı bu duruma düşürdüğün anda Atlas ekibi zaten çok zorlanmaya başlıyor. Ya ben çok uzun süreden beri Lucian'ın böyle koridorda bu kadar geriye düştüğünü hatırlamıyorum. 0-5, 0'lık bir skorla oyun oynadığını hatırlamıyorum açıkçası. Aynen.
Uzun zamandan beri herhalde Fener Hill'de oynamıyordu. Öyle bir şey var. Beşiktaş oynamadığı için de olabilir. Ama Beşiktaş'ın performansından da bahsetmemiz lazım. Kesinlikle. Gerçekten yani şiir gibi oynuyorlar ya. Hata yok demeyelim ama olabildiğince az. Aynen ve yine 24 kulelerini zorlamaya başladılar. Takım halinde dolaşıyorlar. Şu an itibaren ayrı ihtiyacın kısmı yok değil mi? O yaz Urgot'tan güzel bir oyun. Bu sefer ultiyi istediği gibi kullandı ve Lisandro'yu kendi üstüne çağırmayı başardı. Bakalım şimdi Tekoys oradan çıkabilecek mi? Üstüne Dolce var. Bir de gizemli atış geliyor. Nami'den dalga geldi. Nunu, pardon özür dilerim, Lulu orada ultisini Teko üzerinde kullanıyor. İçeride bu sırada Taldir'in girdiğini görüyoruz. Urgot burada skor almayı başardı. Acaba Nardos çıkabilecek mi? Cihansan skorunu almak istiyordu fakat hayır alamadı. Bunun yerine Nami skorunu almayı başarıyor ama Cihansan da orada son vuruşu yapmayı başardı. Böylece bu takım savaşında karlı çıkan ekip Atlas ekibi oldu. Bir skora karşılık 3 tane skor almayı başarıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer yani Beşiktaş bu turu geçip finalde mücadele edecekse karşısına gelebilecek KVL ve DP'ye karşı bu hataları yapmamaları lazım. Hı hı. Nedir buradaki hata? Takımınızdaki en önemli silah şu an, en güçlü silah. Hiçbir yeteneğini kullanmadan, ultisini kullanmadan, zonyasını kullanmadan düştükten sonra siz 4'e 5 savaşmaya çalışırsanız evet, üzerine daha da fazla. Hem de böyle bonuslu bonuslu. Herkese 2'şer 3'er tane skor varken rakip takıma yeniden bir umut verirsiniz. Ve bu umudu geçen sezon boyunca Dark Passage'in ne kadar etkili bir şekilde değerlendirdiğini yani defalarca kez şahit olduk. Çok haklısın. O yüzden hani dikkatli olmalı lazım. Evet öndesiniz ama 4'e 5 takım savaşı yapacak kadar önde değilsiniz. Aynen. Ve enteresan bir tercih. Rakip takımın hani kayıtlama, geriye çekilme potansiyelini minimuma indirebilmek için orta koridorda enerjide ikiz gölge uzun süreden beri görmediğiniz bir eşya. Yani herhalde o aldığı skorlar fazla para kendisine ya bu şekilde yardımcı olacak. Eşyaları tercih etmeyi seviyor ya enerji. Mecai bugün tercih etmedi. Geçen gün tercih etti mi? Galiba etmedi. Neyi? Mecai. Mecai almıştı. Almış mıydı geçen gün? Almıştı. Bakalım bugün Lisandro'yla tercih edecek mi Mecai'yi? Sonra Rex'in ultisini kullandığını duyduk. Yine Grampa gitti. Ama yani Beşiktaş ekibi yaldır yaldır savaşa girmek isteyecek. Aynen öyle. Bu ikiz gölge olsun, Ramdun olsun, rakibi yavaşlatan eşyalar da Atlas'ın o geriye çekilme potansiyelini bayağı bir kısıtlayacak gibi duruyor. Her iki Nami varken sadece bu geri çekilmeyi sağlayacak. Morgan'ın belli durumlarda daha zonyası da yok. İçeri girip kendisini feda etmesine bile sebep olabilir. Uzun vadede bakalım. Sonra orada Yampiri yengeç için bir savaş döndü. Bunu da söyleyelim. Bilmiyorum bir girmedi içeri. Onun girmesini bekledi ama yok. Taldir'in üst koridorda ittirmeye başladı. Bir karanlık esaret daha. 3 tane karanlık esaret denildi şu ana kadar Herom. Yani şu pozisyonda herhangi biri tutmadı. Tekrar sonra bakalım Lucian'a yakalanmış durumda ama istediği gibi. Belki de ultisini kullanamadı. Kullansa belki işler değişmiş. Beklemiş mi? Ultisi galiba değil ama. Ha bir de bak gözümden kaçmış oldu. Durumunuzda şey var. Görkemli Zafer. Evet. Yani bu kadar fazla takım savaşına girme potansiyeli olan bir takım sadece Lulu ve Morgan'a ne kadar uzaklaşabilir? Bu takım savaştan ne kadar kaçınabilir? O bir soru işareti. Zaten şu an bir isabet dalgası gelmediği sürece Baron'u da alacaklar. İsabet dalgası nerede bakıyorum. Yok, hala yok, hala yok. Burada bir gelse aslında skor bile alabilir. Ama yok, yok yani. Beşiktaş gibi böylece bu Baron'da herhangi bir sıkıntı olmadan almayı başarıyor. Bari birine yetişeydik diye geldiler ama yok kimseyi de bulamadılar. Tabi aldandıkları nokta şu oldu. Teokolis yukarıdayken bu 4 tane adam... Çok fazla hasar veriyor Teokolis. Bakalım devam edecek mi? Ve orada son vuruşu yapmayı başarıyor. Gerçek son hasar. Bir ısırık alarak. Gerçek bir hasar gördük. Evet gerçek hasar. Şimdi bakalım burada kuleyi alabilecek mi? Herom karanlık esaretle yerine mıhlamayı başardı Teokolis ama durdurmaya yetmeyecek gibi gözüküyor. Orta koridorda Atlas ekibinin kuleye hedef aldığını gösteriyoruz. Şimdi o Lissandra'nın gölgeleri iş başında. Cihansan'ı yavaşlattılar. Nami'den güzel bir ulti ama Lissandra aynı şekilde hemen geri çekilmeyi başarıyor. Orada o sidestep dediğimiz yana adım atarak geri çekilmeyi başardı. Bu sonra alt koridorda da Herom Teokolis'ten o inhibitörü kurtarmayı başardı. Evet. Bir noktaya kadar tabii orada zorladı. Rakibin ama işte şimdi ne yapacaklar? Görünce derken burada bu kule Beşiktaş inhibitörü alacaklar. Yani Beşiktaş yine oyununu çok rahat bir şekilde kabul ettirdi. Bu maçta da ilk maçtan daha farklı olmasını istiyordum, umuyordum. Virajdan mücadele olmasını istiyordum ama Atlas hakikaten hep çalışmadığı yerlerden vuruldu diyebiliriz. Aynen öyle. Birazcık da hani insan kendi şansını kendisi yaratır.
diyebiliriz. Bu noktada hani şansını yaratamadı, daha çok kendisine dezavantaj olacak şeyler yaptı. Özellikle orta koridorda Lucien'in yaptığı oyunlar çok geriye düşürdü. Bütün takımın geriye düşmesine sebep oldu. Ve karşılaştığımız sahne bu. Şu an saldırı bekliyor. Orada avını bekleyen bir... Oo ya, çok fazla düştü bir orada Dolce. Çok gerçekten çok vurdu. Derken içeri girdiler şimdi. Orada Lucien'i hemen aradan çıkarmayı başardılar. 1-7-2. Yani bu oyun onun oyunu olmadı açıkçası. İkinci inning turn'e düşüyor. Oyun artık bitecek gibi gözüküyor. Yine iki tane gölgenin çıktığını görüyoruz Lissandra'dan. Bakalım burada şu an Nexus önündeki birinci kuleye vurmaya başladılar ve inanılmaz bir hasar veriyorlar. Bu kuleyi rahatlıkla alabilecekler gibi gözüküyor. Şimdi bakalım geri çekilebilecekler mi? İsabet dalgası geldi Ezreal'dan ama çok da etkili olmuyor. İstediği kadar hasar veremedi. Burada bakıyorum içeride kim kaldı? Morgana orada düşüyor. Doge çıkabilecek mi? Orada sancak kombosunu kullandı. Yalnız içeri düşen bir Nami var. Tek başına saldırıdan gelen güzel ultiyle Nami'nin pozisyonunu bozmayı başardılar ve burada bu skorda almayı başarıyorlar. Nexus'un önündeki ikinci kulede işte şimdi düşüyor arkadaşlar. Artık KDA kasma zamanı Beşiktaş'ı çıktı gibi aldı. Çıktı oradan? Çıktı ya. Çıktı valla çıktı. Ve üzerine Piyasa skorunu da aldılar. Doge de geldi. Gelin hadi beni de alın dedi. ve alamadı yalnız. Alamadı arkadaşlar. Oyun bitiyor. 19.05 dakika 27.58'de bitiyor oyun. Yani Beşiktaş ekibi gerçekten iyi hazırlanmış diyebiliriz kış mevsim finallerine. Gerçekten. Bir de bu hani daha yarı final hazırlığı. Final tabii. Acaba ne gibi menüler tabii hazırlıyorlar? Ben çok merak ediyorum. İki maçta da Atlas çok fazla karşı koyma durumları olmadı. 54.200 altına 36.900 altın. 10 kuleye 0 kule. 3 ejderhaya 0 ejderha. 19.05. Yani 0-4-2 oynayan bir Heron var. Karşısında 4-1-4 oynayan bir Taldırım var. Ormanda 0-1-5 oynayan bir Dolce var. Karşısında 5-0-7 oynayan bir Teokalis var. Adam ölmemiş. 19 skorunda 12'sinde zaten selamını çakmış. Yani Teokalis'in oyunun başlarında şu orta koridora yaptığı baskınlar çok canını sıktı. Yani Lucien geriye düşünce bütün takım yani doğru orantılı olarak geri düşüyor. Şu ana kadar buna bir karşılık veremediler. Evet. Lucien de hep ileri vitesi olan bir oyuncu. Hep, hiç gerisi yok yani. Hep böyle gördük ileri zaten ileri. Yani koridorun başındaki o hareketini de gördük. Yani evet çayı aldın. Sonra bir dur bakalım. 5 dakika bekle. Senin artık kaçma mekanizman yok. Lissandra'nın hala pençesi var, manası var. Bunu yapabilir. Orada aynen duruyorsa bir şeyler olacak orada belli. Aynen. Ama yapmadı. Yapmadı. Yapamayınca da bütün takımı geri düşürmüş oldu. Yani çünkü orada skoru alan belki Lissandra'ydı ama asisti yapan da Rex'eydi. Hatta skoru alan Rex'ey miydi? Skoru Rex'ey aldı, asisti Lissandra yaptı. Yani nihayetinde ikisi de bu şekilde bir kartopu etkisine tutuluyorlar. İki maçın özeti bu ya. Yani başka bir şey söylemez. Birazcık daha maç ilerlese hani takım kompozisyonlarının gerçek güçleri ortaya çıksa tamam diyeceğim de hani maçın başında hatalı oynayınca Beşiktaş ona izin vermiyor işte. Yani yaptığın tercihin, kurduğun kompozisyonun çok fazla bir manası kalmıyor. Bu noktada Atlas için söyleyecek başka bir şey yok. Oyunun başında birazcık daha dikkatli oynamalı. Güçlü şampiyonlar belki tercih ederler ya. Oyunun biz erken safhasını bir kazanalım, sonrasına bakarız abi derler mi acaba 3. maçta? Güçlü şampiyon da seçmeler aslında. Yani aslında evet, doğru söylüyorsun. Çok ya da baktığın zaman Morgana, Jarvan, Urgot, Ezreal, Nami. Aynen yani çok da belki aşağı koridorda birazcık sıkıntı ama burada dürtme potansiyelleri bir noktadan sonra ön plana çıkacaktı ki biraz daha kafa kafaya oynayan koridor burasıydı. Ama orta koridorda öyle bir geriye düştüler ki yani bu bütün koridorlara sıçradı. Teokalis ne zaman Dolce'yi görse hemen gidip yan bir koridora baskı yaptı. Evet. Skor aldı, aldırdı derken yani bir anda dönülmez bir noktaya gitti maç. 26. dakikada bitti değil mi? 27.50'de bitti. Yani 27.57 gibi. Ki şu dönemde bu kadar hızlı biten maçlara çok şahit olmuyoruz. Evet, evet. Bakalım arkadaşlar, söylediğimiz gibi seride şu anda 2-0'lık üstünlük var. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Bu maç Atlas ekibi için gerçekten çok önemli. Eğer bu maçı kazanamazlarsa, Beşiktaş ekibi birazdan oynayacak maçı da kazanırsa kış mevsim finallerinde finale çıkmayı garantileyecek. Bakalım, ufak bir aramız var. Ufak bir aradan sonra serinin 3. maçıyla karşılaşacağız.